الجملة المفيدة، وبصفات تنمسة إفادة جملة، yargılı cümle demek. Sonuna nokta konulabilen cümle demek. Tüm cümleler sonuna nokta konulabilir mi? Hayır. Yargılı ise konulabilir. Efendim, bu bir sıfat tanımlaması dedik. Yargılı cümle derken, yargılı efendim, cümle derken, bu bir sıfat tanımlaması dedik. Burada asıl eleman neydi? Türkçedeki asıl elemanı bulursan Arapçaya sıfat ve isim tanımlaması rahatlıkla tercüme edebilirsin. Yargılı cümlede ben neyden bahsediyorum? Cümleden. Demek ki bu terkipte asıl eleman cümledir. Mesela cümlenin efendim ögesi desem burada isim tanımlamasıdır. Asıl eleman hangisidir? Bu bir terkip ya. Birisi asıl, diğeri tamamlayıcı unsurdur. Öge'den bahsediyorum ben. Tamam. Demek ki ister sıfat tanımlaması olsun, ister isim tanımlaması olsun, asıl eleman Türkçe'de terkibin sonunda cümle öge. Bunları Arapçaya nasıl tercüme edeceksin? Efendim, önce cümle diyeceksin, sonra da yargılı diyeceksin. Daha sonra bak böyle dediğinde söz dizimini yapmış oluyorsun. Yargılı cümle. Daha sonra bu iki unsur eleman arasında geçerli olan dört kuralı devreye sokuyorsun. Her ikisi de müennes, her ikisi de efendim nekra ya da marife, her ikisi de işte irab açısından merfu, her ikisi de tekil ya da ikil olma şartı var bunların. Ben şimdi onlardan bahsetmeyeceğim. Ama burada gördüğünüz gibi kurulu bir terkip yargılı cümle. Ha, Türkçe'de asıl eleman sıfat tanımlamasında sonda geliyordu. Arapça'da ise asıl eleman başta geliyor. Türkçe'de asıl elemanı bulunca otomatikman bu sıfat tanımlamasını Arapça'ya çevirebilirsin. En azından sıralamasını yapabilirsin. Yargılı cümle. Cümlenin ögesi deyince yargılı efendim cümle. Bu sıfat tanımlamasının asıl elemanı cümle, Türkçe'de terkibin sonunda, Arapça'da ise terkibin başında gelir. Demek ki önce cümle diyeceğim, sonra yargılı diyeceğim. Daha sonra sıfat tanımlamasındaki elemanlar arasındaki ilişkileri efendim gerçekleştireceğim. Şartları yerine getireceğim. Cümlenin ögesi deyince bu bir isim tanımlaması. Asıl eleman ögedir. Ögeden bahsediyorum. O zaman cümlenin ögesi derken bunu Arapçaya tercüme ederken yine önce ögeyi mesela cüz öge anlamında kullanılabilir ya da unsur öge anlamında kullanılabilir. El cümleti efendim diyorum. Önce dikkat ederseniz unsuru, cüz sözcüğünü efendim sonra da cümleyi getiriyorum. Çünkü isim tanımlamasında asıl eleman, isim tanımlamasında asıl elemanı Arapça'da önce zikredir. Oysa Türkçe'de sonra. O zaman bunu geri Türkçe'ye tercüme edecek olursam ne olur? Şu unsur madem asıl eleman, Türkçe'ye tercüme ederken bunu sona almam lazım. Cümlenin unsuru. İşte cümle müfide, bunu Türkçe'ye geri tercüme edersem tersinden yargılı cümle demem lazım. Çünkü bu terkipte cümle asıl elemandır. Efendim, sadece tabi söz dizimi, terkiplerin kurulumu ve kurulu terkipleri anlamak için yeterli değil. Ben şu an efendim birinci dersin birinci metnini anlamanız için gerekli bilgileri veriyorum. El cümletil müfidatu sıfat tanımlaması. Enva'ul cümleti bakın asıl eleman enva. Enva'ul kelimeti asıl eleman enva. Yine cümlenin nevileri, cümlenin türleri. Enva'ul kelimeti kelimenin nevileri, kelimenin efendim türleri demek. Es-savmu oruç ya da oruç tutmak demek. Bu arada burada cümle sözcüğü geçiyor. Bu bir isim. Bir ismi çoğulu ile birlikte ezberleyiniz. Demek ki cümle sözcüğünü ezberlerken cumelun sözcüğünü de beraberinde ezberleyeceksin. Cümle, cümleler demek. Nev'un
tür, nevi demek. Efendim bunun çoğulu enva'un. Efendim kelimetun kelime demek, sözcük demek. Bunun çoğulu kelimet. Evet, ha bu arada dersun sözcüğünün çoğulu durus demek. Saum mastardır. Efendim mastarların genelde çoğul olmaz. Ama isimleşmiş yani mastar anlamını yitirdiği yerler oluyor. O gibi durumlarda çoğul isimlerle karşılaşırız. Saum'un çoğulu efendim yok. Şimdi biz kelime türlerinden bahsedeceğiz. Biz bunun gramerini verdik aslında, hülasasını özetlemiştik. Kelime ne demekti? Türleri, efendim isim, fiil ve harf diye üçe ayrılıyordu. Şunu söyleyeyim, isim tek bir ögeye karşılık gelebilir. Fiil cümledir. Niye? Her fiil cümledir. Çünkü yargı bildirir. Bunu unutmayalım. Harfe gelince efendim öge değeri tek başına öge değeri yoktur. Tek başına bir ögeye karşılık gelmez. Efendim hatta tek başına kullanımı da yoktur. Harfin kavram gibi bir fonksiyonu da yok. Daha doğrusu bu çeşitli fonksiyonlarda kullanılır. Ya isim isme ya cümle fiili fiile işte cümleyi cümleye efendim bağlar. Tek başına bir öge değeri yok. İsimler tek başına bir ögeye karşılık gelebilir çünkü kavram bildirirler. Evet. Diyeceksiniz ki estağfurullah burada hangi ögeye karşılık geliyor? Çünkü bu bir isimdir. Efendim burada cümle kurulmamış. Enva'ul cümleti ifadesinde enva hangi ögeye karşılık geliyor derseniz yine efendim derim burada bir cümle söz konusu değil ki öge olsun. Ama peki ne enva'ul cümleti? Bu bir kelime grubu. Kelime gruplarının elemanları olur. İsim tanımlaması iki elemandan, sıfat tanımlaması yine iki elemandan oluşur en az. Enva'ul cümleti işte muzaf ileyh derler. El cümletül müfidetu buna da mevsuf sıfat derler. Bakınız bunlar kelime gruplarıdır. Efendim sıfat tanımlaması bunlar isim tanımlaması bu tek başına. Es-savmu ruknun azimun bu bir cümledir. Sonuna nokta koyabiliyorsam demek ki yargılıdır. Efendim cümle deyince Türkçe'de de Arapça'da da kavramlar değişik olsa da şeyler kavram değil. Terimler farklı olsa da efendim iki ögeden oluşur. İşte ben Türkçedekini tercüme ederek söyleyeceğim. Müstedile yani özne. Efendim müsned yani yüklem. Eğer ha bu arada cümle ya isim cümlesidir ya da fiil cümlesidir. Üçüncü bir alternatif yok Arapçada. Türkçede de öyle de Türkçede yüklemine bakılıyor. Cümlenin isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi olduğu. Yüklem mesela Ali öğrencidir. Buradaki öğrencidir. İsim soylu. O yüzden bu isim cümlesi diyor. Ali yürüyor. Efendim burada yürüyor fiil soylu ve fiil çekim eki almış. Buna o yüzden fiil cümlesi demişler ama sıralamaya baktığınızda özne yüklemden oluşuyor. İster isim cümlesi olsun, ister fiil cümlesi. Aynı şey Arapçada da efendim var. Müsned ileyh diyoruz biz özneye. Efendim müsned diyoruz biz yükleme. Fakat farklı adlar da anılır şöyle. İsim cümlesi bu sırasıyla özne artı yüklemden oluşur. Mesela Ali Talip dediğimizde hareketlendirmeyelim. Bu bir isim cümlesidir. Çünkü özne, buna Araplar müpteda diyor. Haber, Araplar bizim özne dediğimiz Araplar isim cümlesinde müpteda. Yükleme de haber diyor. Bu bir isim cümlesi oldu. Eğer biz yüklemi yektubu fiil soyluysa başa alırsak yektubu Muhammed bu bir fiil artı fail ögesinden oluşuyor. Buradaki fiile
Efendim biz Türkler yüklem diyoruz. Buradaki faile de biz Türkler efendim özne diyoruz. İster özne diye efendim fail diyelim özneye. İster müpteda diyelim. Buradaki isnat terimlerini kullanacak olursak müptedaya müsned iley, faile yine müsned iley rahatlıkla diyebiliriz. Şuradaki habere ise müsned diyoruz. Şuradaki fiil, bu da fiil de müsned. Yukarıda dedik ya, müsned ileyhe özne diyoruz, müstede de yüklem diyoruz. Dolayısıyla Türkçe'ye tercüme ettiğinde müptedayı bak, özne, haberi yüklem diye tercüme edeceksin. Fiil cümlesinde de fiili yüklem, faili özne diye tercüme edebilirsin. Yani bu terimleri birbirlerinin yerine kullanabilirsin. Bakın yüklemin fiil soyulumu, isim soyulumu oluşuna bakmıyor Arap. Efendim fiil artı failden oluşan yapıya fiil cümlesi, müpteda artı haberden oluşan yapıya isim cümlesi diyor. Bu arada Aliyun yektubu derseniz bu da bir isim cümlesi olur. Ali özne yektubu haber. Yani özne artı efendim yüklem isim cümlesi. Eğer yüklemimiz fiil soylu olur da başa alınır. Yüklem artı özne dersek buna da fiil cümlesi der efendim Araplar. Arap dincileri. Efendim iki tane cümle yapısı var. Fiil cümlesi ve isim cümlesi. Bunun da iki tane zorunlu ögesi var dedik. Bunun dışında duyacağınız tüm ögeler mesela fiilin tamamlayıcı ögeleri var. Efendim bunlar olmazsa da olur olan ögelerdir. O yüzden tamamlayıcı ögeler. Ama az önceki söylediklerim sorunlu ögeler. Uygulayalım şimdi. Es-savmu mübteda isim cümlesinde en az iki öge olur. Bunlara biz mübteda ve haber deriz. En fazla ise yine iki öge olur. Efendim bunlara biz mübteda ve haber deriz. Yani en az iki, en fazla iki ögeden oluşur. Madem cümle burada bitiyor, burada bitti ben söyleyebilirim. Geri kalan ifadesi de haberdir. Alternatifim yok çünkü. Özne, haber. Oruç, efendim büyük bir şarttır, rükündür. Min erkanil İslam'ın hamseti. İslam'ın beş şartından önemli bir tanesidir. Oruç, İslam'ın beş şartından önemli, büyük, efendim bir rükündür, önemli bir tanesidir. Burada estağfurullah tek sözcük, tek bir ögeye karşılık geliyor. Oysa haberimiz çok sözcük, yani kelime grubu. Demek ki burada kelime grubunu tanımlamamız lazım. Ruknun azimun, bu bir sıfat tanımlamasıdır. Azimun, ruknunun efendim sıfatıdır. Burada asıl eleman ruknundur. Şuradaki min erkanil İslam'ın hamseti ifadesi ise diğer bir sıfattır. Bakınız ruknun sözcüğünün iki tane sıfatı var. Bir azim, diğeri min erkanil İslam'ın hamseti. Fakat bu sıfat da kendi içerisinde elemanlardan oluşuyor. Min bir harfi cerdir. Geri kalanı da mecrur isimdir. Harfi cerlere efendim Arapçada car peşinden gelen isme ise mecrur derler. Burada isim değil, isimler gelmiş. Demek ki mecrur burada bir kelime grubu olarak geliyor. Bu mecrur olarak gelen kelime grubu da efendim karmaşık bir sıfat isim tanıması. Erken muzaf el İslami muzafın ile el hamse ise erkanın sıfatıdır. Karmaşık bir tanımlamadır. Belki denilebilir ki az önce siz terkiplerde asıl elemanın önce geleceğini söylediniz isim ve sıfat tanımlamasında. Burada ise Hamse, İslam ikisi de tamamlayıcı. Asıl eleman Erkan. Tamam doğru gelmiş. Ama Erkan'dan sonra İslam'ı mı önce zikredeceğim, Hamse'yi mi? Çünkü Türkçe'de 5'i İslam ile Erkan'ın arasına alıyorum. İslam'ın 5 rüknü. Efendim burada şöyle bir durum var. İslam'ın 5 rüknü derken buradaki 5 rüknün sıfatıdır.
İslam'ın ifadesi ise rüknün tamlayanıdır. Yani burada beş rükün ifadesi sıfat tamlaması, sonra İslam'ın rüknü ifadesi ise isim tamlamasıdır. Peki İslam'ın beş rüknü ne? Bu da karmaşık bir tamlamadır. Peki sıfatla isim karıştığında Türkler ne yapıyor Türkçe'de? Bakıyorum, sıfatla ilgili ismin hemen önüne getiriyorlar. Oysa Araplar böyle yapmıyor. Araplar diyor ki sıfatla isim tamlaması karıştığında temel yapılması gereken önce isim tamlamasını kurmak, oluşturmak. Yani önce biz İslam'ın rüknü diyeceğiz. Bu İslam'ın rüknü demesini öğrendik. Önce rükün sonra İslam getiriyoruz. Ruknul İslami getirdik. Şimdi artı Arapçaya tercüme ederken artı efendim sıfatı ilave ediyoruz. Sıfat mevsufa dört açıdan uyacak diyeceğiz ileride. El hamsetu. Diyeceksiniz ki ama yukarıda el hamseti diye tercüme telaffuz ettiniz. Burada niye tu diyorsunuz? Efendim bunu böyle yapmamın sebebi bunun başına bir harfi cer getirdiğimde harfi cerin fonksiyonudur. Kendisinden sonraki merfuluk alametlerini cer alametlerine dönüştür. Buradaki dammeyi dammeleri o yüzden kesraya dönüştürüyorum. Böylesine bir yapı. Daha sonra bu ifadenin tümünü de ben ruknu sözcüğüne sıfat yapmışım. Peki daha sonra ne olmuş? Daha sonra da hepsi haber ögesine karşılık gelmiş. Oruç İslam'ın beş rüknünden önemli bir tanesidir. Kad cealehullahu fi Ramazane. Allah buradaki ceale fiilinin merfu ismi efendim yani faili. Cealehu. Buradaki hu nesne efendim mef'ulün bihi ögesidir. Fi Ramazane. Şimdi burada cealenin çeşitli kullanımları var. O açıdan baktığımda hu birinci nesne, fi Ramazan ikinci nesne yapabilirim ama efendim buradaki hu'yu ben şimdilik mef'ulün bihi yapacağım ve cealenin birçok fonksiyonu var, anlamı var dedik. Ben burada emretti anlamını vereyim. Allah onu efendim Ramazan'da efendim Ramazan'da tahsis etti ya da Ramazan'da yapılmasını emretti. Kad cealehullahu fi Ramazane. Buradaki hu ile kastedilen es-savm'dır. Cealallahu savme fi Ramazan. Şöyle diyebiliriz. Allah Ramazan'da oruç tutmayı emretti. Hu burada neyi sorusunun cevabını verir. Allah da cealenin faili olmuş olur. Fiil, mef'ulün bir fail. Efendim bu bir fiil cümlesidir. Az önceki ise isim cümlesiydi. Cehale fiil, yüklem. Allah fail, özne. Hu, nesne, mef'ulün bir. Az önceki cümlede ne demiştik? Mübteda, geri kalan da haber. Ama haber karmaşık bir kelime grubuydu. Ramazanu mübteda şehrun min eşrafi şuhuri. Bu da haber. Ramazan mübteda Ramazan virgül şehrun bir aydır. Efendim burada haber altını çizdim. Bunun en asıl elemanının en baştaki olduğunu söyleyebilirim. Niçin? Efendim çünkü Arapça bir ögeye karşılık gelen kelime grubunun en asıl elemanı özellikle isim ve sıfat tamlamalarında efendim Arapçada en başlıdır. Türkçede de en sonradır. O zaman Ramazan özne bitti. Şimdi yüklem grubuna geçiyorum. Ayların en şereflilerinden bir aydır ya da en şerefli aylardan bir tanesidir. Burada min eşrefi şuhuri ifadesinin şehr sözcüğünün sıfatı olduğunu söyleyeyim. Eşref-i şuhur, bu bir isim tanımlaması. Ayların en şereflisi. Efendim. Sonra min diye bir harfi cer gelmiş. Efendim başına. Ramazan
En şerefli aylardan bir aydır. Ya da ayların en şereflilerinden bir tanesidir diye tercüme edilebilir. Özne artı yüklemden oluşuyor. Liyennehu. Efendim liyenne isim cümlesinin önüne gelen edatlardan bir tanesidir. Şu an için onu yok sayalım. Çünkü isim cümlesinin önüne gelir dedik. O zaman bir özne bir de yüklemimiz olması gerekiyor ki başına lienne gibi bir edat gelebilsin. Şimdi buradaki öznemiz hu, o, geri kalanı da yüklemdir. Tabi özne ve yüklemi bulmanın belli kuralları var. Bunlardan bir tanesi de kelime gruplarını belirlemektir. Eşşehir çünkü lienne cümleye çünkü anlamı katar. Çünkü o eşşehru aydır. Çünkü o aydır. Özne ve yüklem. Diyeceksiniz ki kocaman çizgi ama sen aydır diyerek yüklemi bitirdin. Efendim, kelime grubunun özellikle isim ve sıfat tanımlamasında en asıl elemanının Arapçada en başta olduğunu söyledim. Demek ki bunu tamlamanın Türkçe'ye tercüme ederken en sonuna koyacağım. Ötekileri de sonra ilave ederim. Çünkü o nokta 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 aydır. Şimdi o nokta noktayı kaldırıp şu sıfatı oraya getireceğim. Bu arada söylemek istediğim bir şey var. Nezele indi. El Kur'anu Kur'an. Kur'an indi. Fihi onun içinde. Kur'an onda indi. Bu bir cümledir. Yargı bildiriyor. Ama başına ellezî getirirseniz bunu, bu yargıyı artık sıfat isme dönüştürürsünüz. Yani Kur'an'ın virgül içinde indiği, bakınız artık nitelik bildirir hale geliyor. Sıfat isim haline geliyor. Ve bu da şehrin sıfatı oluyor. Şimdi buraya kadar tercüme edebiliriz o zaman. Çünkü o Kur'an'ın içinde indiği aydır. Şunun hepsi özne. Ve fihi atıf grubu fihi onda yani içinde intasara'l İslamu İslam galip geldi. Fi gazveti Bedrin Bedir gazvesinde ve fi fethi Mekke'te ve Mekke'nin fethinde. Şimdi İslam Bedir gazvesinde, savaşında ve Mekke'nin fethinde galip geldi. Bunun başına ellezî getirirsem şöyle olur. İslam'ın Bedir gazvesinde ve Mekke'nin fethinde galip geldiği olur. Sonrasında da eşşehir sözcüğüne sıfatı yaparsam demek ki şehrin burada iki tane sıfatı var. Bir, Kur'an-ı Kerim'in içinde inmesi. İki, İslam'ın bu iki savaşta efendim o ayda galip gelmesi. Bunu sıfat olarak tercüme edeyim. Özneden başlayalım. Çünkü o Kur'an'ın içinde indiği ve İslam'ın Bedir gazvesinde ve Mekke'nin fethinde galip geldiği aydır. Niye ay bu terkibin en başında? Efendim senin yüklem olarak gelen sıfat tamlamasında niye en sonundaysa Arapçada da o yüzden en başındadır. Dedik ya sıfat tamlamasında asıl eleman Türkçe'de en sonda, Arapçada da en başta gelir. Kısaca Türklerin asıl listi en son, Araplarınki ise başta çıkar. Yani terkiple onu karşılaştıracak olursak böyle söylemiş olabiliriz. Yani uygun düşebilir. Oruç, İslam'ın beş rüknünden önemli bir tanesidir. Allah Ramazan ayında oruç tutmayı işte farz kıldı, emretti. Ramazan en şerefli aylardan bir tanesidir ya da bir aydır. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in içinde indiği ve İslam'ın Bedir gazvesinde ve Mekke'nin fethinde muzaffer olduğu, galip geldiği aydır. Hâzâ dersun mübdeda haber. Bu bir derstir. Hâzâ dersun minallâhi. Bu
Bak geri kalanı hepsi efendim haber. Bu özne. Dersin bir sıfatı var. Minallah. Allah katından bir derstir. Allah'tan gelen bir derstir. Bu Allah'tan gelen bir derstir. Peki hangi yönde bir derstir? Şimdi burada az önce ellezî kendisinden sonra gelen cümleyi sıfat isme dönüştürür. Artık yargı bildirmez. Hale getirir. Nitelik bildiren bir sıfat isim haline getirir dedik ya. Ha. Buradaki enne de özne ve yüklemden oluşan isim cümlesini mastarlaştırır. Mesela Ali hastadır. Peki bunu mastarlaştır dediğinde Ali'nin hasta oluşu, Ali'nin hasta olması deriz biz Türkçe'de. Araplar ne diyor? Ali hastadır. Başına enne getiriyor. Az önce söylemiş olduğum anlam çıkıyor. Mesela en nasr min indihi. Zafer onun katındandır. Ondan gelir. Zafer onun katından, Allah katındandır. Peki enne getirdiğimizde ne olur? Zaferin Allah katından olması, oluşu. Evet. Efendim, hu, o demek yetehakkaku lil kulubil mü'mineti. O, inanan kalpler için tahakkuk eder. O, inanan kalpler için gerçekleşir. Bu bir isim cümlesi. Özne var, yüklem var. Peki onun inanan kalpler için gerçekleşmesi anlamında mastarlaştırmak istersem ne olur? Arapçada kolay. Bu cümlenin başına enne getir yeter. Artık mastarlaşmış olur. Mastarlaştırdıktan sonra efendim ya bir ögeye karşılık kullanırsın ya da daha büyük bir kelime grubunun bir elemanına karşılık. Buradaki hâzâ mübdeda el-mü'mineti buraya kadar da geri kalanı haber öbeğidir arkadaşlar. Bu Allah katından gelen efendim ya da Allah tarafından gösterilen bazı ilaveler yapabiliriz. Zaferin kendi katından olduğu ve onun efendim inanan kalpler için gerçekleşeceğine dair gerçekleşeceği ile ilgili bir derstir diyebiliriz tercümesinde. Es-savmu ibadetun azimetun ve terbiyetun İslamiyetun. Bak, es-savmu öznedir. Oruç, virgül. Geri kalanı yani ibadetun azimetun ve terbiyetun İslamiyetun ise yüklem öbeğidir. Bu bir isim cümlesi. Özne, geri kalanı yüklem. Oruç, büyük bir ibadet ve İslami bir eğitimdir. Efendim büyük ibadet derken bakınız asıl eleman ibade önce gelmiş. İslami bir eğitim derken asıl eleman eğitim, eğitim önce gelmiş. Daha sonra büyük bir ibadet ve İslami eğitim diye terkip kurulmuş. Bu da orucun yüklemi yapılmış. Oruç büyük bir ibadet ve İslami bir eğitimdir. Huve o sıhhatun lil cismi. O vücut için sağlıktır. Huve özne geri kalanı yüklem. Haza bu demek. Lihaza bunun için, bundan dolayı, bu yüzden anlamını verir. Efendim, kale nebiyyu. Kale dedi. En nebiyyu peygamber. Fiil, fail. Bu bir fiil cümlesidir. Fiil artı failden oluşuyor. Şimdi burada sallallahu aleyhi ve selleme efendim bunu duymuşuzdur. Allah ona salatu selam eylesin diye tercüme edebiliriz. Fiil, fail, mefulün bir gayri sarih den oluşuyor. Sonra da başka şeyler de var tabi. Bunun üstünü çiziyorum ben. Çünkü bu bir ara cümlesidir. Yani şu ana metin, ana cümleyle öge açısından direkt bir bağlantısı yoktur. O yüzden biz buna ara cümlesi diyoruz. Hani biz şöyle deriz ya, peygamber salatü selam üzerine olsun. Şöyle dedi diyoruz ya, ha iki tırnak arası söz. İtirazi cümle. Bu dua cümleleri böyle ara cümlelerdir. Efendim, kâlen nebiyyu peygamber efendim dedi. Ne dedi? İki nokta üst üste. Sumu oruç tutun. Tısihhu efendim sağlıklı olursunuz. Bizimkiler tabi biraz ritmik olsun diye, kulakta kalsın diye
Oruç tutun, sağlık bulun diye tercüme etmiş. Efendim, hoş da olmuş. Fakat bu oruç tutun, sağlıklı olursunuz şeklinde düşmüş bir efendim şart cümlesinin haberidir diyoruz. Buradaki tasrihu ya ta kitabın ikinci kitabın sonunda bundan bahsedeceğiz.